Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler, Bartın'da değerli izleyicilerimiz. Biz burada neler yapacağız, nereye geldik, bunların hepsini konuşacağız. Yanımızda enerji dolu, bize de enerjilerini veren İrem Hanım var. İrem Hanım'la konuşacağız. Biz neredeyiz peki? Kafe alanındayız, kafe sektöründeyiz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler? Sektörün önde gelen isimlerinden İrem Hanım'la değerli röportajımıza başlıyoruz. İrem Hanım, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle bizi ağırladınız, ikramlarda bulundunuz, çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederiz. Önceki nasılsınız? Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Biz kafe alanında yaklaşık 2-3 senedir hizmet vermekteyiz. Öncelikle aslında alanımızdan bahsetmek istiyorum. Lokum, çikolata, kahve ve pasta çeşitleri sunuyoruz gelen misafirlerimize. İki katta hizmet veriyoruz ve dışarı alanımız da var. Bu yüzden özellikle üniversite öğrencileri ve ailesi olan, geniş aileye sahip insanlar da buraya gelip oturarak keyifli dakikalar geçirebiliyorlar. Şöyle ki biz ilk açtığımızda daha çok üniversite öğrencilerine hitap edeceğimizi düşünmüştük. Genç kitle biraz daha. Kesinlikle hani Starbucks türevi genelde yerlerde öyle oluyor diye düşünüyorduk. Fakat aileler, öğretmenler özellikle öğle aralarında çok fazla gelmeye başladılar ve bu bizi çok mutlu etti. Ve mekanın nezihliğini de bir tık olsun oluşturmaya başladı aslında. Yani kimsenin kimseyi rahatsız etmeyeceği bir ortam oluşturmuş oldu. Aile ortamı da aslında ekip arkasında da sizinle çok tatlı, keyifli bir sohbet ettik. Burada eşiniz, teyzeniz, yani tamamen aile olarak mı çalışıyoruz? Kaç kişi çalışıyoruz? Kesinlikle bir aile olarak çalışıyoruz. Eşim, ben ve teyzem olarak. Zaten mekanımız çok büyük, hani bir alanda olmadığı için 3 kişi yeterli istihdamı sağlıyoruz. İrem Hanım, peki tabii ki şimdi faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi, neler yaptığımızı, neleri sunduğumuzu müşterilerimize bahsettik ama biraz daha içeriye girelim. Kahveleriniz çok güzel. Öncelikle ellerinize sağlık diyelim. İşletmemiz gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Yani bir kadın girişimci olarak öncelikle sizi tebrik ediyorum. Biraz daha içeriklerimize inelim. İşin mutfak kısmında siz yer alıyor musunuz? Bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu hazırlanış süreçleri nelerdir? Yani ürün çeşitliliklerimiz nelerdir? Tabii. İlk olarak üçümüz de gerekli eğitimi aldık ve üçümüz de aynı şekilde kahve ya da soğuk içecekler hazırlayabiliyoruz. Ve pastalarımızı mesela çoğu insan soruyor burada mı yapılıyor diye. Biz yapılı şekilde temin ediyoruz. Hepsi sunuma hazır şekilde oluyorlar. Ve diğer çikolata olsun, lokum çeşitlerimiz olsun hepsi de güzel markalardan. Yani herkesin bildiği yerlerden geliyor. Bu sayede biraz da biz de onay alarak insanların arasında daha fazla konuşulmaya ve daha çok rağbet görmeye başladık. Ben normalde makine mühendisiydim. Eşim de aynı şekilde makine teknikeriydi. Biz alanımızda birkaç sene çalıştıktan sonra hayalimiz olan bu kafe sektörüne atılmak istedik. İkisi de hayaliydi. Ne kadar güzel bir şey aslında. Hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Kesinlikle öyle oldu. Ve güzel gidiyor. Yani çok şükür gerekli özveriyi sağladıktan, hijyen kurallarına dikkat ettikten sonra özellikle insanların çok fazla soru işareti olmuyor ve bu sayede de böyle artık rağbet alan yerler arasına biz de girmeye başladık. İrem Hanım, öncelikle değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Çok da güzel anlatıyorsunuz işletmemizi. Yani bu işletmeye herkesi bekliyoruz. Bir çayımızı kahvemizi için diyoruz aslında. Peki İrem Hanım, en çok tercih edilen spesiyelimiz ne ve yemek alanında yani menülerimiz var mı? Sadece içecek üzerine mi burada yöneliyoruz? Sadece içecek ve pasta üzerine şu anlık bir menümüz mevcut. Fakat tabii ki de mesela gelenlerimiz bilir, durmadan pasta çeşitlerimiz daha fazla hale gelmekte. Mesela açıldığımızda 8 çeşitse şu an 16-17 çeşide kadar çıkardık. Ve insanlara da bazen anket şeklinde sorular sorup hani bu ya da şu seçenekler arasından hangisini isterseniz diye getirmeden önce hani soruyoruz. Böyle şekilde yaptığımızda daha fazla aslında insanın beğenisini kazanıyoruz.
En çok giden pastamız Bella Vista. Bella Vista nedir? Bella Vista üzeri frambuazlı olan çikolata kaplı bir pasta, monopasta şeklinde geçiyor. En çok tercih edilen pastamız o. Genellikle yanında kahve istiyorlar. Kahvelerimizden de soğuk kahvelerimiz özellikle Americano'muz olsun, macchiato'muz olsun çok isteniyor. Bu yaz enerji içecekli kokteyllerimize çok fazla rağbet var. Enerji içeceğiyle hazırlanan bir sürü çeşit kokteylimiz var. QR menüler kullanarak ayrıca steril bir şekilde insanların hani bakmasını da sağlıyoruz. Ve QR menümüz durmadan güncelleniyor. Bu sayede insanlar hani şunu gördüm ama yok mu ya da işte fiyat nasıl diye sormak zorunda kalmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Sevgili izleyicilerimiz, biz kafe sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve sektörün önde gelen isimlerinden güzel işletmemizde İrem Hanım'a konuk olduk. İrem Hanım'ı tercih ettik de diyebiliriz aslında. İşletmemiz çok güzel, siz de birazdan şahit olacaksınız. Herkesi güzel pastalardan ve soğuk kahvelerden yemeye, içmeye bekliyoruz diyoruz. Bugün size Bartın'dan seslendik ama son olarak buradan veda niteliğinde izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle her şey için ve nazikliğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesin Bartın'a özellikle gelmesini ve buradaki doğal güzellikleri, buranın aslında ne kadar gelişmiş olduğunu görmesini çok isterim. Çünkü her geçen gün yeni bir sektörde yeni bir yer açılıyor ve insanlara hepsini denemeye teşvik ediyorum. Çünkü denemeden hiçbir şekilde bilinmiyor. Aslında o kadar güzel yerler var ki. Çıkın çıkın gelin diyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz ve bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.